Ben öncelikle tabii Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanımızla demin bahsettim. Sektörün, ambalaj sektörü için çok önemli yere sahip bir sivil toplum kuruluşumuz. Bu sivil toplum kuruluşumuzun yeni başkanı Sayın Zeki Sarıbekir ile başlamak istiyorum. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Sektör olarak başkanlığınızdan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Yeni getireceğiniz vizyonu, efendim hareketi şimdiden gözlüyoruz. Hep birlikte daha iyi olacağına inanıyoruz. Sizden özellikle bir ambalaj sektörü, ASD yaptıkları faaliyetleri konusunda da bilgi alırsak çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederim Yavuz Başkanım. Öncelikle size ve PAGEV'in yönetim kuruluna, PAGEV'e böyle bir kongreyi düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu aralar ambalaja ilgi gayet yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün de bir arama toplantısındaydık yine ambalaj sektörü üyelerimizle. Bugün de buradayız. Yarın da fuarımız başlayacak TÜYAP'ta. Bu artık sanki bir ambalaj haftası olma yoluna doğru gidiyor. Birçok etkinliğin olduğu pazartesi sabahından beri tamamen ambalaj konuşuyoruz. Tabii ambalajı 12 aya yaymak lazım. 52 hafta konuşmak lazım. Çünkü hakikaten çok önemli bir ürün. Bir kere ekonomi ambalajla dönüyor. Ama bu hafta özel oldu. Yarın da fuarımıza herkesi bekliyoruz. Ambalaj Sanayicileri Derneği 1992 yılında kuruldu. Bu sene 25. yılımız. 25. yılımızı kutluyoruz şu anda. 92 yılında 39 kurucu üyeyle başladı. Bugün 220 üyemiz var. Ve bu üyeler sektörü tamamen temsil edebiliyor. Ve tabii bunun yanında kardeş derneklerimiz de var. Hem Ambalaj Sanayicileri Derneği içinde hem kardeş derneklerimizle ambalaj sanayi bir bütün olarak görüyoruz ve hep beraber yönetiyoruz. Bunlar Flexible Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği, Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, Kağıt Ambalaj Sanayicileri Derneği, Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği, Etiket Sanayicileri Derneği ve Ambalaj Makinacıları çok önemli. Ambalaj Makinacıları Sanayi Derneği. Bunlar bizim kardeş derneklerimiz. Tabii PAGEV dediğimiz zaman da %40'ı ambalajlardan oluşuyor ama birazdan bir rakam vereceğim. Türkiye'de tüketilen ambalajın %65'i plastik ambalaj. Demin konuşmanızda söylediniz. Öyle bir rakama gitti. Evet. Şimdi biz baktığımız zaman ben bir iki not da aldım. Şu anda 2016 yılında bizim Türkiye ambalaj tüketimi 225 dolara buldu kişi başı. Duyamıyorum. Duyabiliyor musunuz? Evet. Biraz kaldı. Pardon. 225 doları buldu. Ki bunu baktığımız zaman Avrupa'da kişi başına tüketim ambalajda 350 dolar civarında. Kuzey Amerika'da 450 dolarları buluyor. Japonya'da 550-600 dolarlara kadar gidiyor. Ambalajı biz aynı zamanda gelişmişliğin bir sembolü olarak görüyoruz. Bir kere Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak hiçbir ürünün açıkta satılmasını istemiyoruz. Her ürünün mutlaka bir şekilde ambalaja girmesini ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşmasını istiyoruz. Bu bir gıda ürünü olabilir, bir endüstri ürünü olabilir, bir kozmetik ürünü olabilir. Ama tamamen her şeyin ambalaja girmesi önceliğimiz. Bir kere bir ambalaja girsin de ondan sonra hangi ambalaj olacağını zaten tüketici karar verir. Kardeş derneklerimiz de kendi ambalaj malzemelerini bir şekilde doğru yanlarını savunacaklardır tabii ki. Onun için biz bir kere her şeyin bir kere ambalaja girmesini istiyoruz. Ekmeğin de ambalaja girmesini istiyoruz. Meyve sebzenin de ambalaja girmesini istiyoruz. Herhangi bir endüstri ürününde girmesini istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Hem hijyen sağlıyor hem üzerinde bir markası var, bir adresi var, muhteviyatı yazıyor, içindekiler yazıyor. Arandığı zaman bulunacak bir şey. Aynı zamanda büyük bir ürün güvenliği sağlıyor. 225 dolar dedim, bunun 150 doları plastik ambalajlardan oluşuyor. Bu yaklaşık %65'lik bir oran. Bu da plastiğin ve plastik ambalajın ambalaj sektöründe ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor bize. Tabii ambalajlar içinde işte şöyle olsun, bu ambalaj olsun. Bence hepsi iyi. Yani tek komponentli olduktan sonra bütün ambalajlar iyi.
ve hepsinin bir geri dönüşü oluyor. Hep de söylüyorum, belki daha evvel duymuşsunuzdur. Yani çevre deniyor, ambalaj. Çevreyi ambalaj kirletmez. Çevreyi insan kirletir. Yani onu yere atarsanız kirletmiş olursunuz. Ambalaj ürünü sağlıklı bir şekilde müşteriye götüren, saran, saklayan, sattırandır. Onun için bu çevre konusunda çok önem veriyoruz. Çevre kuruluşlarımız ÇEVK olsun, PAKÇEV, kutluyorum PAKÇEV için PAGEV'i bir kez daha. Bunların, bu derneklerimizin ve oluşumların destekleri, belediyelerle işbirlikleri yapmaları da çok önemli bu geri dönüşüm için. Tabii gençlerimizi eğitmemiz lazım. Biz Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak bir kitapçık bastırdık gençler için. 125 bin adet dağıttık şimdiye kadar belediyelerde. Çünkü düşünüyoruz ki biz gençleri kazanırsak, gençler ileride tabii büyüyecekler, onları bir şekilde ayrıştırmayı öğretirsek ilerleyebiliriz. Çünkü ne kadar belediyelerle bir ayrıştırma kutuları konulsa da hepiniz dikkat etmişsinizdir. Metal yazıyor, plastik yazıyor, cam yazıyor ama camın içinde plastiği görüyorsunuz. Tam bilinçsiz bir şekilde yine insanlar bunları atabiliyorlar. Ama gençlerde bu, dikkat ediyoruz, daha bilinçli. Şimdi onlara daha bir eğitim verip, bilinçlendirip hiç olmazsa bunu bir sürece yaymak. Çünkü bakın, bugün ülkemizde hedefimiz geri toplamada %50, 54. Ama baktığınız zaman Japonya'da %96-98'lere ulaşmış. Onun için biz de buna daha dikkat etmemiz lazım. Onun için bir dikkat çekeyim dedim. Bitirmeden bir iki konuda rakamlardan vereyim. Siz de bahsettiniz. Ambalaj sektörü Türkiye'de cari fazla veren ender sektörlerden biri. İlk 6 ayda 2 milyar dolar kadar ihracat yaptı direkt olarak. Yaklaşık 1.500 küsür de ithalatı var. 407 milyon dolar da bir dış ticaret fazlası verdi. Yani baktığımız zaman Türkiye'de dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biri. Ama bir de işin bu yanı var, bu direkt ambalajımız. Bir de Türkiye'ye yaptığımız katkıyı düşünürseniz ambalaj sektörü olarak, her ürün, ihraç edilen her ürün bir ambalaja girerek ihraç ediyor. Ve bunlar katma değerli ürünler oluyor genellikle. Bizim düşüncemiz, ihracatımız belki %25 ama geri kalan %75'in de %50'si Türkiye'deki müşterilerimiz tarafından içi doldurulup yurt dışına ihraç ediliyor. Buna baktığımız zaman çok daha büyük bir ekonomik hareketin ihracatını sağlıyoruz. Ve şimdi isterseniz bu kadar konuşayım çünkü hepsini söylersem sayın başkanlara da konuşacak bir şey bırakayım. Oldu, teşekkür ederim. Başkan.